Kardeşlerim, size olmazsa olmaz bir nimetimizden daha bahsetmek istiyorum. Çok şanslıyız. Niçin? Zeytin memleketindeyiz kardeşlerim. Zeytin bulunmaz bir nimet. Zeytin bedenimizin sağlığı açısından çok önemli. Ben size diyorum ki çocuklarınıza dahil, kendinize dahil her gün en az 7 tane zeytin yiyiniz. Beden sağlığınız açısından çok önemli. Bağırsaklarınızın çalışması açısından çok önemli. Kardeşlerim, bedeninize lazım olan en önemli bir vitamin var. E vitamini. E vitamini hücre yenileyici, gençleştirici, bütün vücudunuzda tamiratlarda çok lazım olan bir vitamin. İşte E vitamininin ana kaynağı da zeytin kardeşler. Zeytini sakın ihmal etmeyiniz diyoruz. Zeytini muhakkak yiyiniz diyoruz. Zeytinin bazı kardeşlerim diyorlar ki hakikisi, iyisi nasıl anlayacağız? Ben size söylüyorum. İyi bir zeytin, iyi bir zeytin. Bakın renkleri birbirinden farklı olacak. Hepsi kapkara ya da hepsi farklı farklı renkler olacak. Bakın bir içinde biraz yeşil imtirak var. Biraz kahverengi gibi var. Biraz siyah gibi var. Bir de kardeşlerim ben burada yaptım gösterdim. Çekirdeklerini çıkaracaksınız. Bakın bunun çekirdeği nasıl? Kahverengi. Bunun siyah. Aynı yerden aldık. Böyle birbirinden farklı renkler olacak. Bilesiniz ki o zaman doğal bir zeytindir. Zeytin biliyorsunuz belirli bir süre acısı geçene kadar yani acı suyu çıkana kadar tuzlu suların tuzun içinde bekletiliyor. Bunun çeşitli şekilleri var. Bunu özellikle güzel yapıldığı zaman ki bu yaklaşık bazı zaman 6 ay bile bulabiliyor. Bazen 1 seneyi bulabiliyor kardeşler. İşte ben size diyorum ki hakiki zeytin yani daha doğrusu doğal salamura yapılmış zeytini muhakkak yiyiniz. Tuzdan şikayetiniz varsa geceden birazcık suyu koyunuz. Sabah onun tuzu çıkmış olur. Muhakkak yiyiniz diyorum. Her gün en az 7 tane zeytin yiyiniz. Bu nimetten yararlanınız. Bu fırsatı kaçırmayınız. Van'da güzel bir adet var. Toplu peynir var biliyorsun abi. Evet. Peki Van'da yemekten önce bir peynir geliyor. Yemekten sonra bir peynir geliyor. Niçin geliyor? Yurt dışında da Fransa'da peynir de öyledir. Sofraya oturursun bir peynir gelir. Bir de sonra gelir. Neden? Servis yaparlar mı? Olur. Çok detaylı. Sevgili kardeşlerim. Hemen anlatıyorum. Yemekten sonra yediğiniz peynir ağzınızda asidik ortam oluşuyor. Tüpürüklerle yediğiniz yiyecekler asit oluşuyor. Siz peynir yediğiniz zaman o asit baza dönüşüyor. Yani nötr oluyor asit. Dolayısıyla diş çürümelerine mani oluyor. Peygamberimiz de derdi ki Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz derdi ki eğer peynir yemediğiniz zaman yemiyorsanız bir parça tuz atacaksınız ağzınıza. Yemekten sonra küçücük parça, küçücük böyle. O da ağzınızı asiti temizliyor, nötr oluyor. Dolayısıyla diş çürümelerine mani oluyor. Hemen dişinizi fırçalayamayacaksanız muhakkak bir parça peynir yemenizde yarar var sağlık açısından. Önemli değil, çok önemli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.